bölümüyle başlayacağız. Ebesler bölümü Pavlus tarafından yaklaşık 60-61 yılında yazıldı. O sırada Pavlus müjde uğruna hapisteydi. Ve bu bölümde Efeslilere yazarken aslında bu mektubu bütün Ege bölgesindeki imamlar okudular. O dönemde şimdiki Ege bölgesi Asya iliydi, Roma İmparatorluğu'nun Asya iliydi. Ve bu değerli sözler oradaki bütün imamlara bereket sağladı. Efeslilerin bölümü iki parçaya bölebiliriz. Birinci bölümden üçüncü bölüme kadar imamların ruhsal konumunu anlatıyor. Tanrı kurtuluş sayesinde bizlere sağladığı göksel pozisyonumuzu anlatıyor ve bu ilk parça hiçbir emirden bahsetmiyor. Yalnız göksel armağanlardan bahsediyor. Evlat edinme, aklanma, miras, güç, sonsuz hayat, lütuf, sevgi gibi. Fakat ikinci parça, üçüncü bölümden altıncı bölüme kadar imanlıların sorumluluğunu anlatıyor. Ve ikinci parçada yaklaşık 35 talimat bulunuyor. Ve görüyoruz ki ruhsal pozisyonumuz, kurtulmuşla, Hristiyan sorumluluğumuzla ilgili neden-sonuç ilişki bulunuyor. Neden-sonuç ilişki. Kurtuluşumuzla ve bu dünyadaki pratik yaşamımızla neden-sonuç ilişkisi bulunuyor. Bugün sadece birinci bölüme bakacağız. Ve bu bölümü övgü ve dua olarak adlandırabilirim. Konumuz övgü ve dua olabilir. Bir sonraki dua toplantımız için dua ihtiyaçları olarak birçok konu bugün paylaşabiliriz. Sonraki sayfaya birinci ve ikinci ayeti okuyabiliriz. Bunu okumak isteyen kardeş var mı? Tanrı'nın isteğiyle Mesih İsa'nın elçisi atanan ben Paulus'ta Efes'te bulunan kutsallara Mesih İsa'ya ait olan sadıklara selam. Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten sizlere lütuf ve esenlik olsun. Teşekkürler. Evet, Paulus imamlara selam ediyor ve onlara kutsallar ve sadık kişiler olarak adlandırıyor. Yeniden doğmuş her kişi kutsaldır. Ve bu kutsallık onun karakteriyle ilgili değil, onun özellikleriyle ilgili değil, Mesih'in içindeki koyduğu kutsal ruhuyla ilgilidir. Her imanlı kutsaldır. Sizler de eğer İsa Mesih'e iman ediyorsanız kutsalsınız. Kusurlarınıza rağmen kutsalsınız. Çünkü bu kutsallık bizim kişisel kutsallığımız ve kişisel paklığımız değil. Bu Mesih'in kutsallığıdır. Hatırlıyorsanız Korintlilere mektup yazarken Pavlus onlara da kutsallar olarak hitap ediyor. Fakat Korint Kilisesi'nde çok ciddi ahlaki sıkıntılar vardı. Buna rağmen onlar da kutsaldı. Çünkü içinde Mesih'in kutsallığı vardı, Mesih'in paklığı vardı ve bütün sıkıntılara rağmen bu paklık zafer ediyor. Bu paklık kazanıyor. Biz de aramızda baktığımızda kardeşlerimizi kutsal olarak görebiliyoruz. Mesih'in kutsallığın sayesinde. Pavlus onlara sadık, güvenilirsiniz diyor. Neden? Çünkü onlar İsa Mesih'i tek Rab ve kurtarıcı olarak kabul etmişlerdir. Ve bu güvenirliği ve sadakati buna bağlıdır. Kişisel sadakatla bağlı değil, İsa Mesih'e olan imanla ilgilidir bu güvenirliği. Ve Pavlus'un selamı sonra lütuf ve esenlikle devam ediyor. Bu selam çok anlamlıdır.
önce lütuf geliyor hayatımızda. Önce Rab günahlarımızı için kurban olunca biz bağış ve aklanma kabul ettiğimizde lütuf buluyoruz. Vicdanımız rahat ve temiz oluyor. Böylece huzur ve esenlik de hissedebiliriz. Lütuf bulmayan bir kişi esenlik de hissetmez. Çünkü günahların yükü ağırdır ve bu yükle yaşayan bir kişi kesinlikle barış ve huzur hissetmez. Ama kendisi bağışlanan bir kişi, Tanrı'nın affını almış bir kişi, Tanrı'nın lütfuna sığınmış bir kişi huzur ve esenlik de hissedebilir. O yüzden lütuf ve esenlik her zaman çok anlamlı bir selamdır ve Pavlus onu sık sık mektuplarında kullanıyor. Sonraki sayfaya görebiliriz ki Pavlus çok güzel hamd ilahisi, çok güzel övgüyü paylaşıyor ve yeni antlaşmada bu övgü en güzel ilahilerden biridir. Pavlus babanın seçimi için, oğlun bağışı için, aklanması için ve Kutsal Ruh'un mühürü için Tanrı'ya övüyor. Bu hamd, Pavlus'un hamd ilahisi 3. ayetten 14. bölüme kadar bulunuyor. Ama biz sırayla okuyacağız. İlk önce 3. ayetten 6. ayete kadar bir kardeş okuyabilir mi? Bizi Mesih'te her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsamış olan Rabbimiz İsa Mesih'in babası Tanrı'ya övgüler olsun. O kendi önünde sevgili, kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih'te seçti. Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi. Öyle ki sevgili oğlunda bize bağışladığı yüce lütfü övülsün. Teşekkürler. Pavlus'un övgü için birinci sebebi babanın yaptığı seçimi. Baba bu seçimi daha dünya kurmadan önce yaptı. Daha evreni yaratmadan önce, insanları yaratmadan önce baba önemli bir seçim yaptı. Önemli bir karar verdi. Çünkü baba dünya sorunu öngörebildi. Daha dünyada günah sorunu ortaya çıkmadan önce baba bu sorunu gördü ve sorun için çözüm üretti. Kutsal birlik içerisinde baba, oğul ve kutsal ruh arasında önemli bir seçim oldu. Baba dedi ki, gelecekte olan günah sorunu için ben çözüm buluyorum ve bu çözüm kendi oğlumdur. Mesih'te aklanma olacak. Mesih'te kutsanma olacak. Bu seçilmişlik yalnız Mesih'ten ibarettir. Baba hiçbir zaman biri kurtarsan diğeri lanetli olsun bir seçim yapmıyor. Biri kutsansan diğeri lanetlensin. Hiçbir zaman böyle bir seçim yapmıyor. Çünkü baba herkesin kurtulmasını istiyor. Onun yaptığı seçim kurtuluş Mesih'te olsun. Böyle bir seçilmişlik var. Ve babanın seçimi Mesih'te kutsal ve kusursuz olmamıza, Mesih'in aracılığıyla evlat edinmemize, Tanrı'nın oğulları, çocukları olmamıza ilişkindi. Burada 4. ve 5. ayette gördüğünüz gibi. Günah sorunu ortaya çıkmadan önce baba çözüm üretmişti, hem de mükemmel bir şekilde bunu yaptı. Pavlus'un övgü ilahisinin ikinci sebebi oğulda Mesih'te aklanmadır. Sonraki sayfada okuyabiliriz. Bunu da biri okumak isteyen var mı? Üzerinize yardımcı olun ve günün sayesinde Mesih'in aracılığıyla Mesih'e kutlaşan sizlerin başlangıçta koştuk.
şeyi kendi isteği doğrultusunda düzenleyen Tanrı'nın amacı uyarınca önceden belirlenip Mesih'te seçildik. Öyle ki Mesih'e ilk umut bağlayan bizler onun yüceliğinin ölmesi için yaşayalım. Teşekkürler. Babanın yaptığı seçime göre, babanın tasarısına göre kurtuluş Mesih'in kanıyla sağlandı. Kurtuluşun ücreti Mesih'in değerli kanıdır. Mesih'in kanı saf, temiz, pak. Çünkü Mesih hiç günah işlemedi. Mesih tamamen doğruydu. Haksız yere öldürüldüğü için onun akıtılan kan kurtulabilir. Mesih günahkar olsaydı onun kurbanı kurtulmazdı. Ama o doğru ve pak olduğu için ancak onun kanı kurtulabiliyor. O yüzden onun kanı sayesinde biz kutsanıyoruz. Peki herkes mi kurtuluyor onun kanı aracılığıyla? Herkes mi kurtuluyor? Onun kanı akıtıldı ve bütün insanlar için yeterlidir. Herkes mi kurtuluyor o zaman? Başka cevaplar var mı? Hayır. Hayır. Herkes kurtulmayacak. Kim kurtuluyor? İsa Mesih'e iman edenler. Evet, onun kanından faydalanmak isteyen, evet. Onun hediyesini kabul eden, evet. Onun kanı herkesi kurtarmak için oldukça pak ve saftır, güçlüdür. Ama bunu kabul etmeyen kişi kurtulmaz. Evet. Çünkü Tanrı insanlara özgür irade vermiştir. Ve Pavlus bu övgü ilahisini devam ederken dikkatimizi lütfunun zenginliğine çekiyor. Gerçekten Tanrı'nın bağışı zengindir. Ne kadar çok iğrenç pislikleri bağışlayabiliyor, affedebiliyor bir düşünsek. Biz insanlar olarak bazen bu kişi affedilmeyi hak etmiyor diyebiliyoruz. Ama Tanrı insan gibi değil. O cömerttir. O bağışlamaya cimri değil. Onun av deposu dop doludur. O yüzden Pavlus diyor ki lütfu zengindir. Ve bunu anlayabilmemiz için tam bilgelik ve anlayışa ihtiyacımız var 7. ve 8. ayete göre. Dolayısıyla Pavlus bunun için dua ediyor. Bu zengin lütfunu anlayabilmemiz için Pavlus bunun için dua ediyor. Tanrı sır olan isteğini bize açıkladı. Ve bu sırrı anlayalım diye vahiy ve anlayış ruhuna ihtiyacımız var. Sır neydi? Bu sır şöyle. İnsanlığın pisliği, insanlığı bütün günahları ve sıkıntıları yaratan, kutsal olan Mesih, üçlü birliğin şahsı Mesih alacaktı, üzerine alacaktı. Bu eski antlaşmada gerçekten bir sırdı. Eski antlaşmadaki metinlerde bir kurtarıcı geleceğe dair birçok ayetler var. Ve insanlar, eski insanlar bu kurtarıcıyı bekliyorlardı. Bu bekleyişle kurtuluyorlardı. Ama bu kurtarıcı Tanrı kendisi olacağı, Mesih, o evreni yaratan, parlayan, saf, temiz Mesih olacağını bilmiyorlar. Ancak İsa Mesih dünyada doğup yaşayınca, ölüp dirilince bu sır tamamen açıklandı. Ve artık herkes için açıktı. Gizem kalmadı artık. Kurtuluş Tanrı kendisi yapacağı artık sır değil. Bu sır da 10. ayete devam ediyor. Zaman dolunca yerdeki ve gökteki her şeyi Mesih'te birleştirecek. Mesih ikinci kere dünyaya gelince yerdeki ve gökteki yetkilileri birleştirecek ve kendi egemenliği çok net bir şekilde sürdürecek, hükmedecek. O
ölümü yenince bütün yetkiyi kendine aldı. Fakat yetkisini %100 şu an kullanmıyor. Biliyoruz ki bazı güçler hem gökyüzünde hem yeryüzünde bazı yetkililer hala Mesih'e direniyorlar, onun planına engel çıkarmaya çalışıyorlar. Fakat İsa Mesih ikinci kere dünyaya kral ve egemen olarak dönünce bütün yetkililer gökyüzünde ve yeryüzündeki egemenler onun önüne diz çökecek. Ve bu sırrın devamıydı. Sırrın ilk parçası bizi kurtaran yaratan kendisidir. Kurban olan yaratan kendisidir. Sırrın ikinci parçası da bu Mesih egemenliğini tamamen bu dünyada sürdürecek. Ve bu sırrı anlamak için gerçekten vahiy ve anlayış ruhuna ihtiyacımız var. Mesih'teki tam aklanmayı anlayalım diye Pavlus dua ediyor ve Mesih'teki aklanma için Tanrı'ya övüyor. Sonraki paragrafa övgünün üçüncü nedeni de görüyoruz. Bunu da okumak isteyen var mı? 13. ve 14. ayeti. Gerçeğin bildirimi kurtuluşumuzun müjdesini duyup ona iman ettiğinizde siz de vaat edilen kutsal ruhla onda mühürlendiniz. Ruh Tanrı'nın yüceliğinin övülmesi için Tanrı'ya ait olanların kurtuluşuna dek mirasımızın güvencesidir. Amin. Amin. Yeniden doğmuş her kişi içerisinde kutsal ruh yaşıyor. Mesih ruhunu her çocuğuna veriyor. Ve bu ruh, bu kutsal ruh güvence ve sahip olma konuları açıklıyor. Biz Tanrı'ya aitiz. Bunu nasıl anlıyoruz? Sonsuz hayata çağırdık, değil mi? Ama hala bu sonsuz hayatı tamamen bu dünyada yaşayamıyoruz. Onu ancak kutsal ruh içimizde olduğu için anlayabiliyoruz. Çünkü sonsuz hayatın bir parçası kutsal ruh aracılığıyla bize verildi. Mühürlendiğiniz için kullanılan kelime, kapandığınız, korunduğunuz da anlamına geliyor. İçimizdeki kutsal ruh bizi koruyor, bizi kapatıyor. Ne zamana kadar? İsa Mesih ikinci kere dünyaya gelene kadar bizi koruyor. Ve bu kutsal ruh diyor, sen Tanrı'ya aitsin, sen güvendesin. Bu kutsal ruh bizi bu dünyada yolumuzu güvenle, imanla, Tanrı'ya imanla devam etmemiz için yardımcı oluyor. Ve bu kutsal ruh, bize verilen kutsal ruh, vaat edilen ruhudur. Mesih dünyadan alınmadan önce bir vaat verdi. Yuhanna 14, 16, 17 şöyle diyor. Ben de babadan dileyeceğim, o sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir yardımcı, gerçeğin ruhunu verecek ve içinizde olacaktır. Sizinle birlikte olsun diye, sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye gerçek ruhunu verecek. İman etmiş her kişi içerisinde kutsal ruh bulunuyor ve bu ruh alınmayacak. Böyle bir vaat var. O sonsuza dek sizinle olacak. Bu bize gerçekten büyük güven veriyor. Ve kime ait olduğumuzu gösteriyor. Biz Tanrı'ya aitiz. Bu dünyaya ait değiliz. Kötü insanlara ait değiliz. Kötülük ne kadar çoğalırsa dünyada bizim üzerimizde egemenlik süremez. Çünkü içimizde Yaratan'ın ruhu yaşıyor. Bu büyük bir yüceliktir. Bu bize gerçekten imanımızın pekiştirmesi için büyük katkı sağlıyor. İçimizde yüce olanın ruhu yerleştirilmiş. Biz kutsal ruhun tapınağıyız. Biz kutsal ruhu, evreni yaratan Tanrı'nın ruhunu barındırıyoruz. Bu ne kadar büyük bir aracılık. Bunun için de Pavlus Tanrı'ya övüyor. Ve övgü ilahisinin üçüncü nedenin
de budur. Kutsal ruhtan mühürlendiğimiz için. Biz dedik ki, vaade göre kutsal ruh sonsuza kadar bizimle. Bizden alınmayacak. Eski antlaşmada fakat öyle değildi. Daha Mesih yüceltilmeden önce onun ruhu insanlar üzerine belirli bir süre için iniyordu. Belirli görevler yapmak için, onlara yardım etmek için iniyordu. Mesela Saul kral olunca Kutsal Ruh onun üzerine indi. Fakat Saul inat yaptıktan sonra inadından dolayı Rabbin ruhu Saul'dan ayrıldı. Sonra Samuel ikinci kral olarak da Davut'u mevsetti. Ve kitap diyor ki Rabbin ruhu onun üzerine güçlü bir biçimde indi. Güçlü bir biçimde onun üzerine indi ama içinde değildi. Biz bu çağda daha şanslıyız. Daha sonra fakat Davut Betşaba ile ağır günah işleyince ve suçunu fark edince Rabbin ruhu kendisinden alınacağı korktu. Ve Mezmur 51:11'de şöyle dedi. Beni huzurundan atma, kutsal ruhunu benden alma, yalvarmaya başladı Davut. Gördüğümüz gibi eski antlaşmadaki durum böyleydi. Fakat Mesih yüceltildikten sonra, işini bitirdikten sonra kutsal ruh bizlere sonsuza kadar veriliyor. Ve bu değerin farkında olmamız için dua ediyorum. Paulus bu kutsal ruh içinde Tanrı'ya şükrediyor, Tanrı'ya övüyor. Görüyoruz ki Tanrı'nın planında baba, oğul ve kutsal ruh bir birlik olarak yer alıyorlar. Baba önemli bir seçim yaptı kurtuluşumuz için. Aklanma oğulda gerçekleşti ve mühürleme de kutsal ruh aracılığıyla oldu. Tanrısal birlik mükemmel bir şekilde çalıştı bizim kurtuluşumuz için ve çalışmaya devam ediyor. Dolayısıyla Paulus'un ilahisi bundan ibarettir. Babanın seçiminden ibaret, oğlun kutsanmasından ibaret ve kutsal ruhun mühüründen ibarettir Paulus'un öngüsü. Sonra Paulus duayla devam ediyor. Sonraki sayfaya bakıp okuyabiliriz. 15. ayette, 20. ayette kadar kim okumak istiyor? Bunun için Rab İsa'ya iman ettiğinizi ve bütün kutsalları sevdiğinizi duyduğumdan beri ben de sizin için sürekli şükrediyorum. Sizi dualarımda hep anıyorum. Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı, Yüce Baba, kendisini tanımamız için size bilgelik ve vahiy ruhunu versin diye dua ediyorum. Onun çağrısından doğan umudu, kutsallara verdiği mirasın yüce zenginliğini ve iman eden bizler için etkin olan kudretine aşkın büyüklüğünü anlamanız için yüreklerinizin gözleri aydınlansın diye dua ediyorum. Bu kudret Tanrı'nın Mesih'i ölümden diriltirken ve göksel yerlerde sağında oturturken onda sergilediği üstün gücü güçle aynı etkinliktedir. Teşekkürler. Önceki paragrafta konuştuk ki her imanın içerisinde kutsal ruh bulunuyor. Ama burada Paulus ruhsal vahiy ile ilgili daha derin bir şekilde dua ediyor. Ruhumuz var. Evet, her imanın içerisinde kutsal ruh bulunuyor ama her imanlı bazı ruhsal gerçekleri fark etmiyor. Fark etsin diye Paulus özel şekilde dua ediyor. Yüreklerimizin gözleri açılmasını dua ediyor. Tanrı bizlere bilgelik ve vahiy ruhunu versin diye. Vahiy ruhu. Tabii ki bu vahiy ruhu kutsal ruha aittir. Ama özel bir şekilde bu vahiy ruhu içimize dökülsün. Ve yüreklerimizin gökleri açsın bir duadır bu. Çünkü bazı ruhsal hatta bütün ruhsal gerçekleri fiziksel gözlerimizle değil, ruhsal gözlerimizle görebiliyoruz ve eğer ruh o gözlerimizi açmazsa belli bir konuda kör kalabiliriz. Şimdi neler görmeliyiz?
yüreklerimizin gözleri açıldığı zaman neler görmemiz önemli. Birinci olarak çağrısının verdiği umut. Mesih bizi çağırdı. Onun çağrı sonsuz hayatla ilgilidir. Sonsuz hayat için bir çağrıdır. Hep onunla yaşayacağız ve onun gibi ölümsüz ve pak doğru olacağız. Bu çağrı gerçekten umutla dolu. Bunu fark edebiliyor muyuz? Yani belki dünyadaki her çağrıdan bu daha önemlidir. Gel benimle yaşa. Gel sonsuzluğa bak. Gel göksel değerler için yaşa. Gel göğe odaklan. Gel beraber egemenliğimi kuralım bu dünyada. İsa bu şekilde imanları çağırıyor ve bu çağrın değerini fark etmemiz için Pavlus yüreklerimizin gözleri açılsın diye dua ediyor. Sonraki konu, Pavlus'un sonraki dua konusu mirasımızın zenginliğidir. Kutsallara verdiği mirasın yüce zenginliği. Mirasımız var, ruhsal mirasımız var. Ama sadece bu kadar kalmıyor. Bu miras zengindir. Yani düşünebildiğimiz, duyduğunuz, gördüğünüz her mirastan daha yücedir. Ve bunu fark edebiliyorsak, kalplerimizin gözleri bunu görebiliyorsa, bu dünyada çok farklı ve çok anlamlı bir şekilde yaşayacağız. Bu mirasa, göksel mirasa odaklanmışsak, bu dünyada çok etki yaratacağız. Tanrı'nın egemenliği için etkili olacağız. Üçüncü olarak Pavlus'un dua konusu imanlılar yüreğin gözleriyle Tanrı'nın kudreti görebilsin. Bu çok önemli bir nokta. Bu kudreti Pavlus tanıdıkça, anlattıkça dünyada ortaya çıkan en büyük kuvvet, en büyük güç İsa'yı mezardan dirilten ve İsa'yı göksel yerlere oturtan güçtür, diyor Pavlus. Bundan daha büyük kuvvet uygulanmadı. Tanrı dünya tarihinde birçok mucizeler, belirtiler yaptı. Mesela mucizeler için örnek verebilir misiniz? Kutsal kitaptan okuduğunuz, aklınızda kaldığınız mucizeler. İsa'nın dirilmesi. İsa'nın dirilişi dışında. İlyas'a bir kardeşimize 4 gün... Lazar'ın dirilişi. Başka? Suyun üzerine yürümesi. İsa'nın su üzerine yürümesi. Bir genç dirilmesi. Gencin dirilmesi. Tamam. Yani dirilişle ilgili bunu çok büyük mucize olarak görüyorsunuz. Başka birçok mucizeler de var. Mesela Kızıl Deniz'in ikiye bölünmesi, Babil Kulesi'nin yıkılması ve bir sürü mucizeler görüyoruz. İsa'nın hizmetinde dirilen insanlar da çok büyük belirtiler olarak gösterebiliriz. Fakat o insanlar bir daha öldüler. Onlar ölmek üzere dirildiler. İsa'nın dirilişi sonsuza kadar yaşamak içindir. Fakat İsa'yı mezardan çıkarmak, dirilmek için gereken kuvvet, dünyada gereken en büyük kuvvettir. Çünkü İsa mezardayken tüm karanlık güçleri bir arada toplandı. İsa'yı mezarda tutmak için engeller çıkardı. Karanlık İsa'nın dirilişini istemiyordu. Çünkü İsa dirildiği zaman kurtuluş olacaktır. Karanlık İsa'nın güve alınması istemiyordu ve buna engel çıkarıyordu. Çünkü İsa güve alındıktan sonra göksel tapınağında kendi kanına sundu ve kurtuluşu bitirdi. Şeytan bunu istemiyordu. O yüzden bütün kara güçleriyle buna karşı çıktı. Ama yapamadı.
Çünkü Tanrı muazzam kuvvet uygulandı ve İsa'ya dirildi, yanına yükseldi, kendi sağında oturdu. Bunu gereken kuvvet dünyanın en büyük kuvveti idi. Paulus diyor ki, şimdi imanlar arasında çalışan kuvvet benzer etkinliktedir. İsa'ya dirilten ve göğe oturtan kuvvetiyle benzer etkinliktedir. Biz bunu inanabiliyor muyuz? Yani böyle bir şey mümkün mü? Hayatımızda bu kadar büyük güç mü var? Tanrı'nın hayatımızda, kendi yaşamımızda etkinlik bu kadar mı muazzam? Gerçekten, gerçekten bu kadardır. Bu kadardır. Ama bunu anlamak için yüreklerimizin gözleri açılması gerekiyor. Ve Paulus'un duası buna ibaret. Benim duam da buna ibaret. Ben kendim bu şekilde düşünmek istiyorum. Tanrı'nın gücü, hayatımda, ailemdeki, işlerimdeki gücü, İsa'ya dirilten gücüyle aynı etkinliktedir. Bu ruhsal gerçektir. Buna inanıyorum, buna güveniyorum. Ve kilisemizde bunu herkes görsün diye dua ediyorum. Sonraki paragrafa 21. 23. ayete okurken görüyoruz ki bu kuvvetin etkinliği devam ediyor başka bir şekilde. Bunu kim okuyacak? Tanrı onu bütün yönetimlerin, hükümranlıkların, güç ve egemenliklerin yalnız bu çağda değil, gelecek çağda da anılacak bütün adların çok üstüne çıkardı. Her şeyi ayakları altına sererek ona bağımlı kıldı. Ona her şeyin üzerine baş olmak üzere kiliseye verdi. Kilise onun bedenidir, her yönden her şeyi doldurunun doluğudur. Teşekkürler. Bu göğe oturtan Mesih bütün güçler üstündedir. Dünyadaki yetkililer gök yüzünde yetkililerden üstündür. Bu çağdaki ve gelecek çağdaki egemenlik üzerinde hükmedecek Mesih. Biliyoruz ki İsa dirilince şeytanın gücünü yendi, zafer kazandı. Ama bu zaferini ve bu yetkini %100 hala İsa kullanmıyor. Bizlerle paylaştı yetkisini. Ama hala %100 kullanmıyor ve ikinci kere dünyaya geldiği zaman, kral olarak hükmettiği zaman yetkisini tam kullanacak ve egemenliği kuracak. Biz sık sık egemenliğin gelsin, gökyüzünde gibi yeryüzünde de olsun dua ediyoruz. Ve bu duamızın cevabı ancak İsa Mesih dünyada egemenliği kurduğu zaman cevap olacak, %100 cevap olacak. Ama önemli olan kuvvetli, yetkili İsa'dır. Ve hayatımızda gördüğümüzde karanlık güçlerin aslında o kadar etkili değil. Görüldüğü gibi etkili değil. Bizde çalışan etki daha kuvvetlidir. Ve önemli olan bu yüce yetkili Mesih kilisenin başıdır. Kilise ise onun bedenidir. Baş ve beden arasında canlı ilişki, hayati bağ var. Ve biz hepimiz üye olarak bu bedeni oluşturuyoruz. Ve bu kadar yüce, kuvvetli baş olduğumuzu daha çok düşünmeliyiz. Başımızdaki yetkili kişi en büyük yetkiye sahiptir. Bunu düşünürken çok daha cesur, çok daha umutlu, çok daha anlamlı hayatımızı sürdürebiliriz, hizmetimizi sürdürebiliriz ve kime ait olduğumuzu, Tanrı'ya ne için dua edeceğimizi, onu ne için öveceğimizi bileceğiz. Bitirmeden önce iki soru sormak istiyorum.
Tanrı'yı ne için övelim? İlk olarak. Ne için övgümüzü sunalım? Her şeyin başı odur. Her şeyin başı odur. Başka? Tanrı için, evet. Tüm yaptıkları için. Bedenini kanalımızın temizlememiz için. Evet, affı için, bağışı için, onun kutsal kanı için. Başka? Olduğu için. Olduğu için? Tamam. Yarattığı için. Yarattığı için, tamam. Gelecek için. Gelecek için. Ne için dua edeceğiz? Egemenliği. Egemenliği gelsin. İkinci gelişi hemen gelsin. Tez gelsin. Gelisa. Evet. Evet, tamam. Siz Pavlus'un şemasından çıktınız. Daha özgür. Özgürsünüz tabii. Ama Pavlus'un şeması çok güzel. Ve bu bizim için iyi örnek veriyor, iyi sebepler veriyor. Daha anlamlı hayat sürmek için. Teşekkür ediyorum. Rab sizi bereketlesin.